Selin'den merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine benim seçtiğim ama en bu sefer güzel ve memnun kaldığım ürünleri bir pakete toplayıp bir öncekinden daha fazla ürün koymama rağmen yine aynı fiyatta toplam 8 tane ürünün 79 TL olduğu bir paketten bahsetmek istiyorum. Ve onunla da makyaj yapmak istiyorum. Belki hatırlarsanız şu çikolata paletleri falan vardı. Bana markalardan gelenler videomda göstermiştim. Hatta çok da merak etmiştiniz. Bu paletlerin bile içinde olduğu ve dediğim gibi 79 liradan 8 parça ürünü bir pakete sığdırdığım video olacak. İsterseniz hemen zaman kaybetmeden başlıyorum. Benim videolarımın en başından beri kullandığım Studio Perfect Photo Loving Finish Primer'ını kullanacağım. Biliyorsunuz, gördüğünüz gibi en başından beri adını söylemekte zorlanıyorum. Bu primer böyle hem mat ciltlere hem de kuru ciltlere gayet güzel olabilecek bir primer. Gün sonunda parlamayı engelleyen ve sürdükten sonra cildinizi böyle yumuşacık bir hale sokan bir primer. Ve belki bilmeyenleriniz vardır, mutlaka fondöten, BB kremi ya da herhangi bir ten ürünü uyguluyorsanız yüzünüze mutlaka ama mutlaka böyle bir primer sürmeyi unutmayın diyorum. Bu marka ya da başka bir marka fark etmez. Çünkü bir videomda bahsetmiştim ama bu videoda yine söyleyeyim. Yanlış bilmiyorsam eğer cildimizin %10'luk bir kısmı içine çekiyormuş sürdüğümüz ürünü. O yüzden fondötenin full içine çekmemesi açısından da böyle koruyucu hem de nemlendirici açısından ürünler geçmemiz daha sağlıklı oluyor. Pakette dediğim gibi ilk önce bu primer var. İkinci olarak aslında bir kapatıcı eklemiştim. Gözaltı kapatıcısı ama eklediğim kapatıcı herkeste aynı tepkiyi vermiyor maalesef. Yani atıyorum benim gözaltlarım çok kuru bir yapıda ama yağlı bir insana ince geliyorken bana çok kalın geliyordu yapısı. O yüzden onun yerine başka bir ürün ekledim. Suda bu sefer gözaltı kapatıcısı olmadığı için de başka bir markanın gözaltı kapatıcısını kullanıp hemen geleceğim. Hatta ondan da size bahsedeyim. Şu Infallible'ın L'Oreal'in çıkarttığı yeni kapatıcısı. Normalde ben Wet n Wild Photo Focus kullanıyordum biliyorsunuz. Ve o bittikten sonra bunu alayım deneyeyim dedim. Bendeki numarası bu arada hemen söyleyeyim. 327 numarasıymış. Açık tenli bir buğdaya bence gayet güzel olabilecek bir renk bu. Yalnızca bu ürünü çok az uygulamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi böyle nokta nokta uyguladım ama ona rağmen çok yoğun geldi. Zaten yaz günleri eğer kullanacaksanız da bence sadece benim gibi gözaltı kapatıcısı kullanın. Şahsen ben çok çok özel bir yere gideceksem bile sadece BB krem ya da CC krem geçiyorum. Çünkü yazın zaten şıpır şıpır terlediğimiz için hiçbir şekilde bir ürün cildinizde durmuyor ne kadar iyi olsa da. Normalde eğer göz makyajınızı yoğun tutacaksanız mutlaka ten makyajınız da %100 güzel olması gerekiyor. Fakat ben bu sefer yaza özel fazla cildime dokunmadan ama aynı zamanda da gözlerde birazcık buğuluk oluşturarak bir makyaj yapmak istiyorum. Çünkü kutumun içeriği de bu aslında. Bu paleti tercih ettim. Bunun numarası 3. Renkleri bu şekilde çok çok güzel. Bunu günlük hayatta daha gece dışarı çıkacağınız zaman da rahatlıkla kolay kullanım sağlasın diye seçtim. Aslında böyle renkleri çok koyuymuş gibi duruyor. Ama İçinde çok da canlı renkler var. Zaten yan yana dizilimlerini fark ettiyseniz hepsi birbirine çok uyuyor. Sadece yanındakiyle makyaj yapsanız bile birçok farklı çeşit makyaj çıkarılabilir diye düşündüğümden bu paleti tercih ettim. İlk önce şuradaki ten renginden birazcık alıp göz kapaklarımın üstüne geçiyorum ki kapatıcım da sabitlensin diye. Daha sonrasında şuradaki renkten birazcık fırçamı alıp şöyle katlanma bölgeme bir gölge oluşturmak istiyorum. Instagram'da bundan bahsettiğim zaman çok fazla satış oldu. Şu anki stoğu bilmiyorum ama umarım almak isteyen herkese yetişir. Şimdi boş bir fırçayla da şöyle dağıtacağım. Çünkü daha fazla yazın uygulayacağım için bu makyajı, yani yaz makyajı yapmaya çalıştığımdan dolayı çok da uğraşılmış dursun istemiyorum. Farkı siz de görürsünüz, bu şekilde daha doğal duruyor. Bu arada linkini aşağı açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz ya da Cosmo'nun internet sayfasına girip aramalar kısmına Büşra yazdığınız zaman paket zaten direkt karşınıza çıkıyor olacak. Oradan sepetinize ekleyip satın alabileceksiniz. Şimdi şuradaki kırmızı görünümlü ama aslında çok tatlı bir koyu pembe. Koyu pembe mi? Nar çiçeği gibi bir renk bu. Birazcık daha alt kısımlarına geçeceğim. İkili bir gölge oluştursun diye. Az önce bahsettiğim o markalardan gelenler videomda da bu paleti kullanarak o göz makyajımı yapmıştım ve çok sormuştunuz. Şuradaki lacivert rengi göz kapağıma oturtmuştum. Onun da eğer görüntüsünü merak ediyorsanız şuraya link bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bu aralar acayip derecede yoğunum. Mesela yarın dişçiye gideceğiz Caner'le yine. Onun dişlerini de bir kere beyazlatma işlemi gördürtmesini istiyorum. Kendiminkini de tekrarlattıracağım. Ondan sonraki gün gelinlik provalarım başlıyor.
Bir yandan da bu şekilde iş peşinde koşmaya çalışıyorum. Makyaj videoları çekmeye çalışıyorum. Normal videolar çekmeye çalışıyorum. Arada tatil günlerinde falan köye kaçıyoruz ama köyde bile vloglamaya çalışıyorum. Birazcık kafam yoğun açıkçası. Bu durumdan şikayetçi miyim? Hayır değilim ama birazcık yoruldum. Kendi düğün işlerimle üst üste gelince çünkü burayı da videosuz asla bırakmak istemiyorum. Şeye bağlıyormuşum. Allah rızası için o kadar emek veriyorum. Bir beğene de tıklamayı unutmayın falan. Son 2 ay falan kaldı ama. Yani o 2 ay nasıl kaldı? Kına gecesi için kıyafet bakmak, üstüme göre diktirtmek, beğenmeyip tekrardan yollamak. Ayakkabılarım özel olarak yaptırılıyor çünkü ayağıma göre bir numara yok maalesef. Bunlar bir günde olacak işler dediği sürekli prova haline gidip yaptırıyorsunuz. Mesela en basiti ayakkabı olarak gelinliğime yakışacak bir ayakkabı bulamadım. Yaptırtıracağım ama rengi konusunda mesela atıyorum benim gelinliğim gümüş kalıyorsa ayakkabı sarımtırak kalıyor. Gelinlikten bir parça aldırtıp ayakkabıyı o şekilde yaptırtmak istedim. Yani en azından takım olsun diye. O kadar çok ince detaylı işler ki bir süre sonra ne yapacağınızı unutuyorsunuz. Ben ajanda falan tutmaya başladım gerçekten. Baya böyle iş kadını moduna girdim iyice. Şimdi şu göz kapaklarıma da buradaki altın rengi görünümlü aslında altın yansımaları olan şampanyaya benzer renkten geçmek istedim. Bu kısmıma zaten her zaman parmağımı bandırıyorum. Çünkü daha iyi renk veriyor. Ve şuradaki açık renkten de birazcık kaş hatlarıma geçeceğim ki aslında bunu bantla yapacaktım ama nedense yapmadım. Böyle bu şekilde birazcık daha uğraşılmamış gibi duruyor. Yine her zamanki gibi fazla kaçırdım tabii ben. Elimin ayarı yok. Şimdi çok mini minnacık son kullandığım renkten alıp göz altlarıma geçeceğim. Ve farla makyajım bitmiş olacak. Eyeliner olarak da bu mat ve simsiyah olan Dip Liner. Ama ben eyeliner olarak kullanıyorum. İçinde şöyle bir top var, o yüzden o kurumasını engelliyor. Uç kısmı aşırı derecede ince olduğu için size elimde de göstereyim. İnce ve simsiyah olduğu için çekmesi de çok basit. Ani! Ani ses yapma ani. Şimdi gözüme de güzel bir eyeliner çekeyim. Bu makyajı birazcık daha güzel hale getireyim. Şey yaptım ama. Allah'ımın boyumdan kıstığı eyeliner'ı gözüme eklemek istedim. Yalnız şu kaşlarımı ele almam gerekiyor. Kutunun içinden bu arada bu kaş kalemi de çıkıyor ama bununla ilgili şöyle küçücük bir şey söylemek istiyorum. Sepetinize eklediğiniz zaman, satın al kısmına geldiğiniz zaman açıklama bölümüne yani açıklama yaz bölümüne mutlaka kaş renginiz olan kalemin numarasını eklemeyi unutmayın. Böyle bir küçücük de bilgilendirme vermek istedim. Tabii ben bunu yemişim. Bir kalemtıraşla açıp geliyorum. Mesela ben bir ara şey için bırakmıştım. Kaş kalemi kullanma. İşte kaşlarımı yoluyor şöyle böyle. Ama kullandığınız kaleme göre çok değişiyor kaş yolma işlemi. Rival de Lup'un kaş kalemini kullanıyordum o sıralar. Ve gerçekten kaşlarımı yoluyordu. Ama bunun ucu böyle kremsi değil ama böyle kalem kalem de değil. Yolmayacak bir şekilde olduğu için kutuya bunu da eklemek istedim. Çünkü aralarında işe yaradığını düşündüm. Malzemelerden bir diğeri de bu. Arka kısmında da şu şekilde dağıtma fırçası var. O kötü ambalajlılarda tek taraflı olur ya, o şekilde değil, her tarafında bir kaş dağıtma fırçası var. Yani kısacası güzel. Güzel olmayan bir şey zaten biliyorsunuz ki paketi hayatta eklemem. Şimdi geliyorum rimele. Rimel olarak da daha öncesinde bunun bir değişini kullanmıştım. Paketime eklemiştim. Şimdi de bunu paketime eklemek istedim. Çünkü uzun zamandan beri kirpiklerimi yaptıktan sonra kıvırmıyorum. Kıvırmadığım için de birazcık daha kıvıran maskaralara yönelmeye başladım. Bunun yapısı birazcık yoğun ama az sürerseniz az olur, biraz fazla sürerseniz fazla olur. Ucu şu şekilde kıvrık geliyor. Yani bu kıvıranlar gibi. Ben çok yoğun kirpikleri sevmiyorum çünkü bana maalesef baş ağrısı yapıyor. Benimle aynı şeyi yaşayanlar var mı bilmiyorum ama maskaraya bir iki kat daha fazla geçtiğim zaman kirpiklerime ağırlık yapıp başıma bu sefer sancı girmeye başlıyor. Umarım yalnız değilimdir bunu yaşayan. O da beddua gibi oldu. Umarım yalnızımdır. Fırçayla yavaş yavaş geçmeye başlıyorum. Ben normalde başlarda bununla anlaşamıyordum ama ne zaman böyle kirpiklerimi rimelledikten sonra kıvırmayı bıraktım, kirpiklerim düzelmeye başladı. Acaba çok fazla kirpiklerimi kıvırdığım için mi yapısı bozuldu da böyle dümdüz aşağı aşağı bakıyor diye düşünmüyor değilim son zamanlarda. Sıra geliyor yüz paletine. Yüz paleti olarak da bunu tercih ettim. Bunu çok 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 seviyorum. Rubirus'un dörtlü
Hem highlighter hem de bronzer bence olabilecek şuradaki rengi özellikle. Bir paleti bu. Allığım da var ama çok hafif derecede şundan biraz uygulamak istiyorum yüzüme. Şöyle yan kısımlarıma geçtiğim zaman hem böyle aydınlatıcılı bir bronzer. Şahsen burnumu bile bununla kontrolleyebilirim. Işığımı biraz açayım mı? Çok karanlık oldu sanki. Evet bence oldu. Hava bayağı kararmaya başladı bu arada. İnşallah görebiliyorsunuzdur makyajımı. Sizin için ışığı fazla açmıyorum. Arka planım simsiyah çıkıyor. Aslında lacivert bu arkamdaki. Sonra diyorsunuz ki ışığı full yapıyorsun. Yüzündeki şeyleri göremiyoruz. Bakın gayet güzel kıstım vallahi bu sefer. Şimdi highlighter olarak bu palete en sevdiğim rengi yine geri döneceğim. Ama öncesinde bir allık kullanacağım. Bu allığı da paketin içine ekledim. 2 numarası ve çok güzel bir kırmızımsı renkte. Bütün fırçalarımı batırdım. Şununla süreyim. Şöyle birazcık gülüyorum. Ve yanak kısımlarıma hafif hafif uyguluyorum. Ve birazcık daha sağlıklı gibi gösteriyor. Yeni yanmışsınız gibi bir görüntü verdiği için bunu da paketime eklemek istedim. Ve geliyorum son olarak yine highlighter paletime. Aslında şu iki renk, hatta size ben bunları güzel bir swatchlayayım şöyle daha iyi görün. Hepsi birbirinden güzel renkler fakat ben aydınlatıcı olarak şuradaki sarımtırak olanı birazcık daha kendime yakıştırıyorum. Ten renginden ten rengine göre yine değişebilecek bir olay tabii bu. Bir yandan ıslak mendille parmaklarımı temizliyorum da. Şaşırdım. Nereye sürsem diye şaşırdım. Yanak kısmıma doğru geçiyorum. Zaten direkt görüyorsunuz yansımasını. Mükemmel. Çok doğal duruyor. İçinde hiç sim yok. Hiç yok hem de. O yüzden bunsuz olmaz dedim bu paket. Annem inat ediyor şu an. Arkadan çıkartmadığı hiçbir ses tonu kalmadı sağ olsun. Canım annem. Son olarak dedim ama asıl son olan şeyi unuttum. Tabii ki ruj. Tam ruj diyordum ama maalesef o gün rujumu asla bulamadım ve şu an gelecekten geliyorum. Sonunda rujumu buldum, paketime ekledim. O yüzden hemencik şöyle size de göstermek istiyorum. Ne olur kusura bakmayın. Çok güzel bir kahve tonlarında olan ama doğal da duran bir renk seçtim. Şöyle yakından size gösterirsem eğer. Tekrardan söyleyeyim, stok durumunu şu an bilmiyorum. Her an bitebilir. O yüzden alacaksanız elinizi biraz çabuk tutmanız gerekebilir. Ya da şansınız eğer stok tükendiyse, eğer isterseniz tekrardan başka bir zaman diliminde yeni bir paket oluşturabilirim diyorum. Ve videonun sonuna geliyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum.